Ankara'da Sütlü Nuriye'nin adresi Gözde Ademoğulları'nın sunduğu sağlık zamanı başlıyor. efendim sağlık zamanından hepinize iyi pazarlar diliyoruz. Ben diş hekimi Doğan Bircan. Ben Şenay Akay. Herkese iyi pazarlar efendim. Keyifli pazarlar diliyoruz. Bugün yine çok güzel içeriklerimizle, dop dolu programımızla karşınızdayız. Bugün kiminle beraberiz Doğan evet, Hocam? Evet. geçen programdan anonsunu yaptık biliyorsunuz. Yaz boyunca her pazar e, benim hem çok sevdiğim arkadaşım, meslektaşım Diş Hekimi Alpay Hava ile beraberiz. Sağlıklı gülüşleri, mutlu gülüşleri, sağlıklı ağızları. Ağız bakımını özellikle Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan ayındaki bir takım trikleri konuşacağız. kısmi diş eksikliklerini konuşacağız. Ama bir bakalım program içerisinde Alpay bize neler anlatacak. Daha sonra canlı canlı diş hekimi Alpay ile Sağlık Zamanı stüdyolarındayız. Diş eksikliklerinde uygulanan tedavi yöntemleri nelerdir? Diş eksiklikleri tedavi edilmezse hangi sorunlara yol açar? Kron köprü, implant, hareketli protez hangi durumlarda yapılır? Diş eksikliklerinde uygulanan tedavi yöntemleri hakkında merak edilen her şeyi diş hekimi Alpay Hava sağlıklı gülüşler bölümünde anlatacak. Az sonra. Efendim yeniden iyi pazarlar diliyoruz. Sağlık zamanından hepinize iyi hafta sonları. Gününüz güzel geçsin. Ramazan ayınız tekrar mübarek olsun diyoruz. Alpay hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor Ramazan? Çok iyi gidiyor. Gayet güzel. Havalar da serin devam ediyor biraz. Evet. Nasıl? Bu ara düştüm biraz işler. Biz <laughs> böyle Ramazan'da diş hekimlerinde böyle bir Ramazan'da, şey oluyor. Ramazan'da İş bir genelde olur mu? genelde. Veya böyle bir çalışma saatleri iftardan sonra değil mi? Biraz Geç saate kadar. Aynen. Artır. İftardan sonra da daha yoğunlaşır. Hocam aslında sizin için de bir bakıma iyi diyeceğim. Çünkü Allah kabul etsin siz de uğraşıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla e, bu aralar zannediyorum iyi oluyordur. Bir, biraz evet. yani Gün içerisinde de biz de biraz dinlenerek geçirebiliyoruz bu fırsattan. Şimdi bugün hangi konulardan konuşacağız? Geçen hafta biraz e, bahsettik ama e, kısmi diş eksikliklerinde neler yapılıyor diye evet. tam olarak detaylı bir şekilde bugün nelerden bahsedeceğiz? Ee, evet bugün kısmi diş eksikliklerinde e, ne gibi tedavi alternatifleri var? Bunlardan bahsedeceğiz. Daha öncesinde diş eksikliklerinin sebep olabileceği sıkıntılarla başlayacağız. Sonrasında alternatif tedavilerden bahsedeceğiz. Geçen haftaki konuşmalarımızda birazcık değinmiştik. Çünkü e, diş eti problemlerinden bahsederken olası diş kayıplarına girmiştik. Diş kayıpları sonrasında bu kayıplar nasıl tedavi edilebilir üzerinden bir geçmiştik. Bugün birazcık daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Şimdi e, dediğiniz gibi... Bu e, kısmi diş eksikliklerinin birçok sebebi olabiliyor. Aslında en başta onların neler olduğuna bir dikkat çeksek mi? Evet. Ne, neden diş eksiklikleri olabilir? Ee, Geçen haftada bahsettiğimiz gibi diş eti problemleri ilk başta gelir. Diş eti problemleriyle birlikte e, ciddi kemik yıkımları, kemik kayıpları olabilir. E, çürüklere bağlı olarak dişlerdeki hasar, dişlerin kırılması, çekilmek zorunda kalması, kayıplar olabilir. E, bunun dışında... Hastanın e, kapanış bozukluklarına bağlı olarak yeterince bakımını yapamamasından kaynaklı olarak diş kayıpları olabilir. Bu gibi sebepleri var. Evet aslında Şenay bu kısmi diş eksikliği deyince izleyenlerimiz şunu da hatırlayabilir. E, tamamen dişsiz olmayan her çene bizim için kısmi dişsizdir. Aynı, Değil mi? Yani aynen. Yani ağzında tek bir diş bir bile diş kalmış bile varsa, olsa sonuçta e, biz onu da destek olarak kullanıp... Kısmi bizim... diş eksikliği diye bahsederiz. Dişlerin tamamı eksik değilse eğer... Bizim de zaman zaman bir diş bile, çoğu zaman hatta zaman zaman demeyelim, Hayat işimize bizim. yarıyor protest tutuculukları için. Aynı. Peki, kısmi diş eksikliklerindeki tedavi alternatifleriyle konuşmaya başlayalım. Önünde modeller var, görüyorum evet. birazdan yanına geleceğim, onun evet. üzerinden de anlatacağız ama evet. önce şöyle bir üstünden geçelim istersen. Kısmi diş eksikliklerinde neler yapılabilir? Ee, kısmi diş eksikliklerindeki tedavi alternatiflerini hastanın e, bazı şartları belirler aslında. Diş eksikliğinin ne kadar büyük bir boşluğu kapsadığı, kaç diş... Kaç dişin eksik olduğu, bu çok önemlidir. Dişin eksik olduğu bölgedeki kemiğin durumu çok önemlidir. Yanındaki komşu dişlerin durumu çok önemlidir. Çenelerin birbiriyle kapanışı yani alt ve üst çene arasındaki ilişkiler çok önemlidir. Dikey boyutlar, mesafeler. E, eksikliğin nerede olduğu, ön bölgede mi, estetik kaygılar var mı? Eksiklikle beraber ağzın genelinde başka problemler de var mı? Yani uygulanacak protetik tedavide başka unsurları da işin içine katmamız gerekir mi, gerekmez mi? Bunlar e, belirleyici faktörler. Bunların neticesinde kararımızı verip, teşhisimizi koyup, tedavi planlamasını yap, yaptıktan sonra e, implantla tedavi, e, kron köprü protezlerle tedavi e, yahut hareketli protezlerle tedavi seçeneklerini göz önünde bulundururuz. Peki bu tek diş eksikliğinden mi başlayalım istersen? Evet. Öndeki basit modellerde de gidelim. detaylı görülüyor. Ben yanına evet. da gelmek istiyorum. Sana yardımcı olayım. Ben tutayım sen onun üstünde anlat. Evet. Hangi dişle başlayacağız hocam? Ş şöyle tutsak herhalde. Evet. Aynen. Burada da bir diş eksikliğimiz var. Alternatif. Bu taraftan isterseniz. Aynen şey bu, buradan başlayalım. Burada bir tek diş eksikliğine örnek olarak bir tedavi prosedürü uygulanmış, implantla tedavi edilmiş. Hastanın bir küçük azı dişi eksik e, bu vakada. Eksik olan küçük azı dişinin boşluğunu tedavi etmek için bir implant uygulanmış. İmplant kemikle kaynaştıktan sonra burada kemik olarak şeffaf olan kısmını, modelin şeffaf olan kısmını düşünmemiz lazım. Burası çene kemiği, içine yerleştirilmiş olan implant ve üzerinde bir ara parça var. Bu implant ameliyatı yapıldıktan sonra kemikle implant kaynaşınca artık vücut onu bir parçası olarak kabul edince üstüne yerleştirilen bir ara parça ve sonrasında bir porselenle, kronla restore edilmiş. Bunun büyük avantajları var. Ne gibi? Yandaki dişlere herhangi bir şekilde müdahalede bulunulmamış. Sadece olay yerinde evet. çözülmüş bir, bir durum. Müdahale edilmiş halini gösterelim istersen şöyle. Yine aynı diş eksikliği sanırım. Değil evet. Mi? Burada da... Bu kısmında Şuna da var, aynen. E, eksik olan diş yine e, aynı küçük aza dişimiz. Bu sefer implant yapılmak yerine şeffaf olan kısımda boşluğu görebiliriz. Yani kemiğin içinde herhangi bir müdahale yok. E, boşluğun önündeki ve arkasındaki dişler 3 boyutlu olarak, en boy yükseklik olarak birebir küçültülmüştür. Bunun tamamını görebiliriz bu şekilde. Dişin normalde nasıl evet. görünmesi gerektiği. Bu da küçültülmüş halidir. Bu şekilde dişlerdeki bu küçültme operasyonuyla... Horselenin yerleştirilmesi için yer kazanılmış ve bir köprü yapılmış laboratuvarda. Bu köprü buraya yapıştırılarak eksik olan diş yerine konmuştur. Burada yandaki dişlere müdahale ederek bu eksik olan dişin taşıyacağı yük onların üzerine yüklenmiştir. Evet şimdi e, aynı diş eksikliğinde esasında simetrik iki çenedeki tedavi alternatiflerini konuştuk ama ben biraz materyalle alakalı soru evet. sormak istiyorum. Çünkü bu da bize çok soruluyor biliyorsun. E, hocam ben implant yaptırmak istiyorum ama zirkonyum olsun. Evet. Veya ben zirkonyum yaptırdım, bütün ağız implant yaptırdım gibi birçok esasında e, yanlış sorular geliyor bize. Evet. Tabii ki bu insanlar bunun tekniğini, bilimini bilmediği Bilmiyorum. için bu tarz soruları da sormaları çok doğal. Bu tarz programları da biz e, senin gibi değerli doktor arkadaşlarımıza bu aydınlatma için zaten evet. yapıyoruz. Implantı yaptık. İmplantın üstünde kullandığımız materyaller değişkenlik gösterebiliyor, değil mi? Porselerde. Gösterebilir. Aynen öyle. Burada ee, Doğan hocam tutarken ben ilk tarif ettiğimde söylemiştim, İmplantın yapıldığı yerin üstünde bir ara parçadan bahsettik. Bu ara parça ee, zirkonyum ya da metal destekli olabilir metal olabilir. Bu şekilde yapılmasının farkı nedir? Üzerine yapılacak estetik bir restorasyonsa yani zirkonyum gibi estetik başarımı daha yüksek olan bir şeyse, hasta bunu talep ediyorsa o zaman o aradaki parçanın da aynı materyalden kullanılması lazım. Bu şartlar altında evet zirkonyumla yapılabilir. Ya da metal kullanılacaksa o zaman altyapısında metal olması lazım. Peki metal destekli, metal desteksiz diye de alternatifleri var diye var. biliyoruz biz. Ee, bu neye göre tercih ediliyor veya kullanılması gerekiyor? Bu neye göre tercih edilir? Bu tercihi yaparken e, öncelikli olarak tabii hastamızın istekleri... Önemli bizim için, talepleri Hı -hı. önemli. Özellikle ön bölgede estetik kaygısı yüksek olan bölgelerde hastalar daha ziyade zirkonyumu tercih ederler. Çünkü estetik başarımı çok yüksektir. E, metal destekli olanlara nazaran doğal dişin ışığı geçirme kapasitesini daha çok taklit edebildikleri için ön bölgede tercih edilir. Bizim e, gülme sınırlarımız vardır. Yani insanlar güldüklerinde dudakları geriye doğru gittiği zaman... Ee, görünen en son dişe kadar olan hat bizim için estetik anlamda önemli kabul edilen bölgedir. Bu bölgede yapılacak müdahalelerde olabildiğince estetik başarısı yüksek olan materyalleri tercih etmek lazım. Dolayısıyla birinci önceliğimiz genellikle hastalardan gelen talepler doğrultusunda estetik oluyor. Ee, bu neticede mümkünse evet zirkonyumu tercih etmeliyiz. Burada biraz ekonomi de... Ha, burada ya. evet ekonomik anlamda da fark vardır. İkisinin arasında maliyet anlamında fark vardır. Çok ciddi farklar var mı? Yani çok ciddi Yardım. farklar bu kişiye Tabii ki göre, bu çiğe göre öncü bir kişidir. Evet. Yani oranlarsak neredeyse yarı yarıya aslında. Yarı yarıya bakma. denebilecek Olur. kadar fark Olurça vardır. Varmış. Aynen. Materyalden dolayı maliyet yükselir. Ee, bunun dışında Arka taraflara doğru gidersek, yani çiğneyici bölgeler için söylersek, burada işin içine estetikten ziyade fonksiyon girmeye başlıyor. Yani dişlerinizle ne kadar iyi çiğneyebiliyorsunuz, sağlam öğütebiliyorsunuz. Burada metal destekliyle ve zirkonyumun aslında çok büyük bir ayrımını yapamayız. Yani ikisiyle de çok iyi çiğneyebilir hasta. E, fakat estetiği bir kenara bırakırsak, diş eksiklikleriyle alakalı... Bizi materyal seçiminde zorlayıcı bazı faktörler vardır. Yani her zaman hastanın düşünceleri, istekleri ya da hekimin içinden geçen olmayabilir. Bu da ne gibi durumlarda olur? Arka bölgede çok uzun bir diş eksikliği varsa, yapılacak köprü çok uzunsa, eksik diş sayısı fazla olduğu durumlarda olur bu. Burada bazen metal destekliği tercih etmek durumunda kalabiliriz. Çünkü zirkonyum çok sert bir materyaldir, esneme kapasitesi düşüktür. E ee, yani çiğneme basıncı geldiğinde o köprünün esnemesi ve yerine gelmesi lazım. Çok sert materyaller bunu o kadar yapamayabilir. Yani Bir virgül de... pardon. Çok af Bir virgül koyalım çünkü arkadaşlarımız hafta içi sokağa da çıkmış. Şenay ve e, vatandaşlarımıza diş eksikliğiniz var mı diye sormuşlar. Varsa evet. ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz diye sormuşlar. Bir izleyelim röportajları sonra tekrar buradayız. Diş eksikliğiniz var mı? Ne gibi var. sorunlar yaşıyorsunuz? Var. Diş eksikliğim var. Ee, yemek yerken zorluk çekiyorum veya işte elma falan sert şeyler ısırırken zorluklar çekiyorum. Ya diş eksikliğimiz var evet. şu anda yine var ama zorluklardan demeyelim de yaş itibariyle olabilir. Ya yani var yani diş eksikliğimiz var. Ee, evet var. Y yemek yerken zorlanıyorum. Fırçalarken sürekli ağzımda bir boşluk hissediyorum. Ee, ama tedavisini biliyorsunuz ortayı doldurursak yanlar gittiği için idare ediyorum. Evet tabii var e, diş eksikliğim. Şöyle sorunlar yaşıyorum. Yemek ve yemek artıkları e, kaldığı için e, dönemsel olarak bazen e, temizliğini de yapmıyoruz haliyle. O yüzden bizim ağzımızda koku oluşumuna sebep oluyor. E Bu da beni ve e, bazen karşımdaki insanı rahatsız edebiliyor. <laughs> Evet, sağlık zamanı devam ediyor. Biz e, izleyicilerimize, vatandaşlarımıza sorduk. E, e, aslında bir bakıma hem bilinçli hem bilinçsiz, biraz karışık da e, evet. yorumlar var. E, ama genel olarak gözlemlediğimizde belirli sebeplerden dolayı pek de ağırlık veremiyorlar bu duruma. Evet. Aslında e, en başta ben şunu sormak istiyorum. Eğer önemsemezsek, eğer aldırış etmezsek, bir tane de olsa, iki tane de olsa, Sonuçlar neler olabilir? İlk önce bir onunla başlayalım mı? Evet. Aslında bu sorduğunuz sorunun cevabına dair katılımcılar yani sorulan kişiler çok güzel cevaplar vermişler. Evet bazıları bilinçli bazıları bilinçsiz ama aslında kaygılar ya da sıkıntılar ortak. Bu cevapları biz insanların kendilerinden duyabiliyoruz illa bir bilir kişinin kitaptan anlatmasına gerek yok. Bir kere bunlar dikkat edilmez ya da önemsenmezse diş eksiklikleri ilk başta yemek yerken zorluk çekmek, işte ısırarak yiyememek gıdaları tüketirken yeterince öğütememek bunların neticesinde oluşabilecek hazımsızlık ve sindirim problemlerinden bahsetmiştik daha önce. Bu gibi sıkıntılar var. Bunun dışında hastaların fırçalarken mesela boşluk bahset, hissettiğinden bahsetmiş. Diliyle, dudağıyla, yanağıyla bu boşlukları hissedecektir hastalar. Kapanış problemleri yaratacaktır bu boşluklar. Yani sindirimin, yemek yemenin dışında böyle bir problem de var. Bunun dışında çok güzel bir şey daha söylenmiş. Yemek artıkları kaldığı için temizliğini yapmıyoruz ve koku oluşturuyor. Bu boşlukların yaratacağı sıkıntılardan birisi de budur. Dişler boşluklara doğru hareket ettikleri için aralarını daralttıkları için farz edelim ki eksik olan bir azı dişi var. Azı dişinin büyüklüğünden daha az bir boşluk kalacaktır geçen yılların devamında. Çünkü dişler hareket edecektir. Aralarındaki mesafe daralacaktır. Birbirlerine doğru devrilebilirler ve üçgensel, temizliği mümkün olmayan ve yiyecek artığı kalması için çok müsait alanlar oluşacaktır. E, bu bölgeler temizliği de zorlaştıracak. Evet, e, bunun ilk etapta koku gibi yan etkileri var ama uzun vadede ciddi diş eti problemleri ve çürükler yaratabilecektir. Aynı zamanda diş eksiklikleri bu hareketlenmelerinden dolayı ya da karşıt çenedeki dişlerin boşluğa doğru uzamasından dolayı hastanın kapanışı bozulacağı için bu rahatsızlığı gidermek adına içgüdüsü olarak kendine yeni kapanışlar edinir insanlar. Yani olması gerekenin dışında çeneyi kaydırarak kapatmaya çalışır. Ama bunu bilinçli yapmıyordur aslında. Vücudu kendi kendine böyle bir yol çiziyor. Rahatça aktiviteleri yerine getirebilmek için, ısırabilmek için, çiğneyebilmek için, konuşabilmek için. Bunları yaparken hastanın çenesinin kapanışı kayar. Orta hat dediğimiz bir düzlem vardır vücudumuzu tam ikiye ayıran. Bu düzlemden geçmesi gereken dişlerin kapanış çizgisi bunun dışına kaymaya başlar. Uzun vadede bunun ciddi yıkımları olur vücutta. Eklemlerle ilgili, çene kaslarıyla ilgili. Yani alt çeneyi kapatan, açan o düzenek bozulmaya başlar. Ve bunlar bir süre sonra kalıcılaşacaktır. Ağrılarla, eklemden gelen seslerle başlar. Çene kaslarında yorgunlukla ve ağrılarla başlar. Ee, bir süre sonra içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Ağız açıklığı kısıtlanabilir. O süre ne kadar? Yani böyle bir durumla karşılaştığınızda çok özür diliyorum. Evet. Ee, özellikle uzun uzun sormak evet, istiyorum. Evet. Çünkü kimi zaman insanlar hocam siz de biliyorsunuz ki 10 e, sene bile diş eksikliğini gidermeyip bırakabiliyorlar. Bırakabiliyorlar. 10 ee, sene kaç 10 sene? 10 sene fena yani bir kalmış. Dolayısıyla rakam. da çok uzun zamanlar bunlar. O geri Aynı. dönüşümü hep konuşuyoruz. Hani ne kadar zamanda yapılması lazım, evet gerekenleri söylüyoruz ama geri dönülmez bir yola ne zaman gireceğiz? Özellikle o bahsettiğiniz evet, çeneyle ilgili kısım. Çok güzel bir şey söylediniz burada. Ee, bir yerden sonra bu iş geri dönülmez bir yola girebiliyor. Bambaşka ee, bir cerrahiye doğru gidiyor çünkü. Cerrahiye şimdi. doğru gidebiliyor ya da o riskler alınmak istemiyor hasta tarafından. O zaman da olduğu gibi kabul edilerek var olan vakaya göre bir tedavi yöntemi uygulamak zorunda kalıyoruz. Yani en iyisini yapalım derken bu sefer var olanın bozulma riski de olabiliyor bazı durumlarda. Cerrahi çeneyle, çene eklemleriyle ilgili problemlerde ciddi bir tedavidir, önemli bir tedavidir. Ve sonucunda önceden hep kestiremeyebiliriz, hep garantiler veremeyebiliriz. O iş oralara kadar gitmeyebiliyor bazen. Ee, zamanın ne kadar olduğuna gelirsek bu kişiden kişiye değişebilir bir şey. Çünkü Mertaka. hepimizin iyileşme potansiyeli farklı, yaşımıza göre de farklı, cinsiyetimize göre farklı. Belirli rahatsızlıklar Aynen öyle, genetik yapıya göre farklı. Yani ee, biz ikimiz de sizinle beraber bir yere düşsek, dizimizi kanatsak ikimizin yarası da aynı sürede iyileşmeyecektir. Onların potansiyeliyle ve zorlukları göğüsleme potansiyelimizle de alakalı bir şey. Bir virgül koyalım. Evet. Ee, evet sevgili sağlık zamanı izleyenleri biz şimdi reklamlara gidiyoruz. Çok kısa bir aranın ardından tekrar canlı canlı diş hekimi Alpay Hava ile beraber sağlık zamanı devam edecek. Ankara'da Sütlün Uğriye'nin adresi Gözde Ademoğulları'nın sunduğu sağlık zamanı devam edecek. Ankara'da Sütlün Uğriye'nin adresi Gözde Ademoğulları'nın sunduğu sağlık zamanı devam ediyor. Efendim, sağlık zamanı, tüm hızıyla kaldığı yerden diş hekimi Alpay Hava'yla sağlıklı gülüşler bölümüyle devam ediyor. Alpayciğim, şimdi kısmi diş eksikliklerini konuşuyorduk. Ee, bunu Bu eksiklikleri daha doğrusu en sonunda biz tamamlamazsak başımıza neler, neler gelebilir gelir? de bıraktık. Ama evet. ben biraz da e, bu işin zamanının kişiden kişiye değişti, kişiden kişiye göre değiştiğini Evet fakat bu işin tedavi alternatifinin de çok fazla olduğunu biliyoruz. Evet. Bu tedavi alternatiflerinin ben biraz detayına inmek istiyorum. Evet. Müsaaden olursa sen bunun alternatiflerinde biraz başla. Sonra yine bizim sana yayın içinde sürprizlerimiz var. Birkaç tamam. soru alacağız. Ee, şimdi e, ilk başta söylemiştim e, tedavi alternatiflerini belirleyen en önemli şeyler neler? İşte eksikliğin nerede olduğu, kaç dişin eksik olduğu, yan yana eksik olan dişlerin yani uzun dişsiz boşlukların ne kadar uzun olduğu gibi faktörler başta belirleyici faktörler. Bunun devamında implant tedavilerine doğru e, girersek yani alternatiflerden biri olan implant tedavilerine girersek implant tedavisi söz konusuysa da yapılacak bölgedeki kemiğin yoğunluğu, miktarı, hacmi önemli olmaya başlıyor. Yani ilk başta ne dedik? Eksiklik, kaç tane var, Hı -hı. nerelerde var? Daha da özeline inersek tedavi seçeneğimiz implantsa, o zaman işin içine kemik miktarı da girmeye başlıyor. Çevre anatomik dokularla ilişkileri girmeye başlıyor. Bunları yine modellerde aslında güzel modeller bunlar, onların üzerinde örnekleri var göstereceğim. Kemik seviyesinin neden bu kadar önemli olduğunu yeri gelmişken bir anlatalım mı implant için? Evet, kemik seviyesi niçin çok önemli? Çünkü implantın yapılabilmesi için birincil ihtiyaç kemik implant kemiğe yapılan bir tedavi yöntemi olduğu için kemik seviyesi çok önemli. İmplantın yapımından sonra vücudun bir parçası olana kadar geçen zamanda yani o kaynaşma süresinde ee, bir zarar görmeden kaybetme riskinin Düşürebilmesi adına, düşürülebilmesi adına kemiğin çok iyi olması lazım ki implant oraya sabitlensin. Daha ilk ameliyat esnasında sabitlensin. Zaten ameliyat esnasında çok iyi sabitlenebilen bir implantın geleceğini e, hekim yaparken az çok kestiriyor. Yani bu implanttan sıkıntı çıkmayacak diyebiliyorsun ameliyat Değil mi? Yani orada. şöyle de bir tecrübe var çünkü hakikaten. implantı kemiğin içine vidalarken oradaki e, bizim onun bu arada stresini ölçtüğümüz cihazlar var. Yani evet. o kemiği içerisinde implantı kaç tokta vidaladığımızı evet. ölçebiliyoruz. Ama kendi elinle bile onu belli bir o tecrübeden sonra söyleyemezsin. Evet, yani tecrübeyle alakalı bir şey, ne kadar çok yaptığınla alakalı bir şey, vaka görmekle alakalı bir şey. El hassasiyetiyle zaten bir şeyler hakkında az çok fikir veriyor. Fikir ha, veriyor. Tabii ki yanıltabilir. Ama oran olarak çok tabii ki bozmaz biz. Ama çoğu zaman e, tecrübeli diş hekimleri tabii ki buna Aynen karar aynen. öngörebiliyor. Bu arada Yine bir sokak röportajlarımıza gidelim. Bakalım izleyicilerimiz özel implantla ilgili ne gibi sorular sormuşlar. Hep birlikte izliyoruz. İmplant ve köprü protezler hakkında ne biliyorsunuz? Yani implantın sadece e, kene çemiğe monte edildiğini biliyorum. Protezin de yanılmıyorsam damağa monte edildiğini biliyorum. Yani implant e, protez yerine geçiyor diye biliyorum. Diş e, hani damaktan sonrasını alıp e, komple değiştirdiklerini biliyorum. E, yani diş yenileme şeklinde. Tabii zor bir işlem olduğunu da duymuştum. E, onun dışında çok da bir bildiğim yok. E, İmplantın e, çeneye diş çakıldığını biliyorum. E, bir de ömürlük olduğunu biliyorum bu kadar. İmplant dişin vidalı bir sistemle e, dişin olduğu kemik yatağına yerleştirilmesi olarak biliyorum. Köprü ile ilgili de mevcut olan daha önce bilinen köprü protezlerinden biraz daha gelişmiş bir teknikle dişlerin birbiriyle bağlantılı olarak yerleştirilmesi olarak biliyorum. E, Köprüleri tabi implantın e, bir defa diş kemiklerinin sağlam olması lazım. Bende olmadığı için e, şey oldu, yapılamadı. Ama köprü yaptırdık. Aslında yine gayet e, bilinçli olduğumuzla ilgili söylemlerde bulunabiliriz, öyle değil mi? Aynen i̇şte öyle. Direkt çivileme sistemi gibi yorumlar gelmiş. Ya Çok ya hoş Evet, bence. sevindirici şeyler var. Şöyle ki insanlar baya bilinçlenmiş, fikirleri doğru. Evet, bazen kullanılan kelimeler çeneye diş çakıldı veya çivileme gibi bunlar biraz Atlantik fazla sert. Belki ama tarif etmeye çalışırken iki cevap var implantın çeneye diş çakıldığını biliyorum. Evet. Bir de ömürlük olduğunu biliyorum. Evet. Aslında bu şey tespit güzel. Güzel evet. evet. Bir de ben de bir şey söyleyeceğim. Sonuncusu bunları ben özellikle sormak istedim sana. İmplantın diş kemiklerinin sağlam olması lazım. Evet. Ben de olmadığı için yapılamadı ama Çok köprü biliyorum. yaptırdık. Evet. Çok bilinçli bir hasta daha. Ee, birincisi implantın e, ömürlük olduğuna dair bir algı yaratmış olması bir bakıma güzel. Ee, ama tabii ki bu sadece implantla olacak bir şey değil. Geçen programda konuşmuştuk bunlarla ilgili garantiler verilemeyeceğine dair. Hı -hı. Evet olabilecek en uzun ömürlü, gerçek insan dişini en iyi taklit edebilen tedavi şekli. Ama burada işte hastanın bakımı, alışkanlıkları, yeme içme alışkanlıkları, sistemik durumu, yaşı gibi faktörler de işin içine giriyor. Ama evet doğru çok uzun ömürlü bir tedavidir. Hastada çok koopere yani hekimin direktifleri doğrultusunda bakımını da iyi yapan bir hastaysa o zaman gerçekten uzun ömürlü. Ee, Doğan hocana söylediği o en son sorudaki hastanın bahsettiği bende olmadığı için yapılamadı. Evet. Onun için köprü yaptırdık. Az önce sizin de sorduğunuz gibi yani kemik seviyesi işte bu yüzden önemli. Varsa implant yapılabiliyor. Ama çözümsüz değil öyle değil mi? Değil tabii ki. Yani, yani çözümsüz olduğu çok nadir vaka vardır. Artık bayağı gelişti. O Acaba bedenliğe niye tozlar. yapılamaz denmiş? Ee, aslında onu da bir detaylı araştırmak Burada şöyle lazım. bir şey düşünülebilir. Şimdi evet kemik kemik tozları, kemik greftleri kullanılabiliyor. Fakat bu tip şeyler fazladan operasyon, fazladan zaman demektir. <laughs> ee, ve maliyet demektir. Ciddi maliyetler demektir. Bunları hastalar görüşlemek istememiş olabilir. Ee, i̇lk baştan konuşurken bunu birazcık atladık. Etkileyici faktörlerden bir tanesi de zaman aslında. Yani bu da zaman faktörü bazı insanların implant yerine porselen köprüleri tercih etmesine sebep olabiliyor. Yani hastanın ağzı iki vakaya da uygun. İstersek implant da yapabiliriz, istersek köprü de yapabiliriz. Tamamen seçim keyfi bir duruma kaldığı zaman e, hasta şunu söyleyebiliyor. E, ben bir an önce kalıcı dişlerime kavuşmak istiyorum, tedavi aşamalarından kurtulmak istiyorum. Yani o gelgitlerden kurtulmak istiyorum, beklemek istemiyorum dediği zaman... Ama aslında uzun vadede yine hatırlatalım arzu ederseniz e, eğer yapılmazsa daha fazla maddi ve manevi kayıplar söz konusu oluyor. Tabii ki kesinlikle. hiç tedavi edilmezse, hiç edilmezse, tedavi edilmezse evet. aynen öyle. Ha, bu tedavi seçeneklerinden implant yerine köprü düşünülürse benim Hı -hı. kastettiğim zaman ayrımı oydu. E, ama hiç tedavi edilmezse o zaman gerçekten Müdahalede bizi çok kısıtlayacak şeylerle karşılaşıyoruz. Genellikle bizim en son tercihimizdir. Olabildiğince uzak dururuz bundan. hastalarda da hoşlanmazlar. Hareketli proteze kadar gidebilir bu işin sonu. Yani hastaların takıp çıkardığı, kendilerinin takıp çıkarması gerektiği, temizliğini yapması gerektiği protezlere gidebilir. Burada e, bunu niçin biz çok tercih etmiyoruz ya da niye hastalar çok tercih etmiyor? En son seçeneğe bırakıyoruz. Mecbur kalınca yapıyoruz. Kimse dişlerini eline alıp da Temizlemek istemez. Ağzında fırçalamak ister. İşin psikolojik bir boyutu var. Ee, bu çok önemli Güzel bir şey. bir anlatım Bu gerçekten. Bu çok önemli. Çünkü psikolojik olarak şöyle etkiliyor. Yani ben yaşlandım mı? Yaşlandığım için mi bunu yaptırmak zorunda kaldım? İnsanlara sokak röportajında şey sorulsaydı hareketli protezlerle ilgili ne biliyorsunuz diye. Çoğunluk anneanne, dede, babaanne falan anlatırdı. İşte anneannemin de var. Onu Demin da soralım. Haftaya da onu ha. soralım. Evet. Yani haftaya soralım. Yani çıkabilir. muhtemelen bu tip e, cevaplar alırsa gelirdi. E, demek istediğim insanlar da yaşlılıkla bağdaşan bir şey olduğu için bu protest tipi. Psikolojik boyutları Su da var. Su bardağı hatta gelirdi. Su bardan da işte suyun içinde bekletmek. E, doğru şeyler bunlar da. işte dişimi çıkardım bardağı koydum. Mantığı hoşuna gitmiyor insanların Ki aklına. herkese aslında yaşını alabilmeyi nasip etse Allah diye. Ben Abi, onlar işte, 20, 20 20 yaşında, 20 yaşında gördüm tam protest kullanan. 20 ben çok... Yani şöyle lafını veriyorum. 32 yaşında bana muayeneye gelmişti hasta Ağzında damak vardı. 12 yaptıralı yıl Yaptıralı 12 yıl olmuştu dedi. Kim Hı. bilir neden o büyük bir travma yaşadığı için ya da bir evet, kaza yani sonucu bu, falan olsa gerekli değil mi? Ben çok genç 20 yaşında değil ama 26-27 yaşında bir hastada bir hareketli protez yapmak zorunda kalmıştım. Ee, benim yapma sebebim herhangi bir kaza değildi. Hasta e, uzun yıllar kendini çok ihmal ettiğini Büyük bir açık sözlülükle gelip söyledi. Yani ben bu hale gelmesinde tamamen suç benim. Şimdi ne gerekiyorsa yapılacak. E, maddi anlamda da o dönemde implant veyahut da daha pahalı tedavileri, kemik tozları falan da gerekiyordu gerçekten. Ciddi yıkımlar vardı. Uzun yıllardır dişsiz kalınca işte böyle oluyor. E, bunu istemediği için hareketli protezi kabul etti. Yani çok iyi oldu. Çok çabuk alıştı ama yine de insan 26-27 yaşında birisine bunu yapmayı e, Tabii ki gönül istemiyor. istemiyor. Yani, ama... Evet. Geri gelmişken e, gençlere yani e, çok yaşına almamış kişilere e, uygulanan implantla e, neye göre sayısına karar verilmesiyle ilgili de bir değinelim mi? E, tabii ki. Burada mesela önemli olan faktörlerden birisi işte eksik olan dişlerin kapladığı alan demiştik. E, yan yana çok diş eksikliği var farz edelim ki. Biz burada hareketli protez istemiyoruz. Hasta hı hı. da istemiyor. E, veyahut da dişsiz sonlanıyor. Yani hastanın sadece ön dişleri var. Arka dişlerinin hiçbirisi yok. Yani köprü yapma olasılığı olmayan vakalardan bahsediyoruz. Modellerde var mı o tarz bir şey? Burada dişsiz sonlanan disiz implantla sonlanan var. ilgili var bir evet. tane. Onu göstereceğim şimdi implantdan bahsederken. Mesela e, bu örnekler... Her dişe yapılmış herhalde ama evet, çok burada... da gerekmiyor. Bu biraz anlatım modeli olduğu için bilgilendirmek hı hı. adına bu biraz fazla fazla yapılmış. Biraz havada yani, tutabilir misin abi? Sol biraz? alttaki, Yok, biraz indir. evet güzel. Sol alttaki dört tane dişi için her biri için birer tane implant kullanılmış. Burada niçin köprü yapılamıyor? Köprünün mantığı çok açık ve net. Köprü iki ayağı olan ve bir gövdesi olan bir yapıdır. Ayakları olmayan bir köprü olamayacağı için bu taraftaki gibi hiç ayak olarak kullanabileceğimiz dişimiz yoksa mecburen bu ayakları biz yaratmak durumundayız. Ee, genellikle gerçek hayatta her bir diş için 4 tane koymak yerine burada 2 yahut 3 implantla kemik seviyesine göre bir köprü yapılırdı. Ee, normal şartlar altında. E, ee, bunun ayakları implantla sağlayıp köprüyü yapardık. Mesela o bölgede normalde maksimum 3 implant Maksimum evet. 3 implant o da hani mesafe çok genişse burada şey var bağlayıcı olarak bir takım fiziksel kanunlar Hı. var bizim ağzımızda geçerli olan. Eksik olan dişlerin kapsadığı e, boşlukta var olması gereken aslında olmayan aranan dişlerin taşıyacakları yükü belirlememiz lazım. Bu dişlerin kök yüzeylerinin kapsadığı alanın onların taşıyacağı dişlere denk olması lazım. Yani siz tutup da 3 tane azı dişinin eksik olduğu yeri 2 tane ön kesici dişe taşıtamazsınız. Onların kapasitesinin kaldırabileceği bir şey değil bu. Yani elimizde bir hamal var. Hamalın taşıma kapasitesi 20 kilo. Biz ona 50 kilo yüklüyoruz. Bu adam kıpırdayamayacak yerinden. Bu kadar açık ve net. Dolayısıyla bu tip şeyleri belirlerken burada implantın işte 3 e, mü olacak, 2 tane mi olacak köprüyü yaparken bazen mesafeler önemli oluyor. E, kemikten dolayı daha ince implantlar kullanmak zorunda kalırsak implant sayısını arttırmamız gerekiyor. Yani neden 2 oluyor, neden 3 oluyor? Bunu anlatmak için söylüyorum. Ee, bu şekilde bir tedaviyle buraya bir köprü yaparak bunu kapatırdık. Eğer boşluklarda el vermiyorsa köprü yapmaya normal bir köprü yapmaya o zaman e, implantla o boşluğu doldurmamız lazım. Doldurmamız lazım. Aynı. Bu arada sevgili izleyicilerimiz eğer Alpay e, Hava Hocamıza ulaşarak sizler de sorularınızı yöneltmek istiyorsanız altta geçen numaralardan hocamıza ulaşabilirsiniz. Diyelim yeniden. E, şimdi... Implantın dışında hep bahsediyoruz evet. e, alternatifler var diye ama ben özellikle implant ağırlıklı gitmek istiyorum. Uzun uza diye diğer programlarımızda da bahsedeceğiz çünkü evet. diğer e, alternatiflerden. E, yetişkinlere göre ve aynı zamanda da e, neye göre kaç tane konulduğuyla ilgili bahsettik ama bir de aslında biraz da onun ile ilgili, bakımı ile ilgili yapıldıktan sonra neler yapılması gerekiyor onlara bir değinelim. Evet. E, bu çok önemli bir konu. Bu implantın ömürlük olup olmamasını belirleyen en önemli faktör aslında. Ee, daha önce bundan birazcık üstün körü bahsetmiştik. İmplant yapıldığı zaman evet çürümesi mümkün değil çünkü titanyumdan bir materyal. Ee, fakat ölümsüz de değil. Yani bu bir süper kahraman değil. Bunu yaptırdığınız zaman artık oraya hiçbir şey olmayacak Onu demek değil. Onu süper kahraman siz ve bizler yapıyoruz galiba. Onu biz yapıyoruz aslında. Aynen öyle. Ee, burada implant ne için yapılıyordu? İşin temeline dönersek çok net anlaşılacak aslında neden bakımı gerektiği. İmplant kaybedilen dişin yerine yapılan bir şey. Yani yapay diş. Dişinizi fırçalamanız gerekiyor mu? Evet. O zaman implantınızı da fırçalayacaksınız. Bu kadar basit diş ipleri kullanacaksınız. Ee, diş eksikliği olan bölgelerde kemik seviyesi indiği için, beraberinde diş eti de indiği için bu alanlar normalde dişlerin var olduğu döneme göre daha çok boşluklar barındırır. Implantlar yapıldıktan sonra o dişlerimizin arasındaki üçgen diş eti formlarını kaybetmiş olduğumuz için diş eksikliği olan bölgede ve maalesef onlar bir daha yerine gelemeyen yapılar. Ee, Halbuki ne kadar da önemli. Aslında onların çok önemli olması bir şey, estetikte de çok önemli, temizleme için de çok önemli bir şey. Ben de geçinme Bu yapıları kaybettiğimiz damladım. zaman implantların arasında bunlar olmadığı için de temizlemek için e, alın size daha çok bölge. O zaman daha çok özenmemiz lazım aslında. Bu yüzden çok önemli. Ne kadar temiz tutarsak, iyi bakarsak diş eti ve kemik iltihabı problemi yaşamayız. Bunları yaşamazsak da implantlarımızı kaybetmeyiz. E, aynı zamanda da e, hem diş ipinden bahsettiğiniz doğru fırçalamaktan, yeteri kadar fırçalamaktan bahsettik. Ha. Ve e, yanı sıra da mesela diş tuşları gibi... E, Aynı buna benzer şeylerle ilgili var, evet. de faydalanabileceğiniz Cikola, şeyler var değil mi? materyaller artık var. Var, evet. Biraz daha. Doğalıyla işi... üşenmiyoruz. Evet, üşengeçler için de aynen söylediğiniz gibi daha basit şeyler <laughs> var. Ee, ama sadece şimdi üşengeçler için demeyelim. Bu bazı e, konumlarda hastanın fiziksel özelliklerinden ötürü olabilir bir rahatsızlığı olabilir, arka bölgelere <laughs> ulaşmakta zorlanıyor olabilir. Bu tip e, ağız duşu gibi aletleri kullanmak gerçekten işi kolaylaştırıyor ve yükünü hafifletiyor hastanın. O Dişipi bahsedilen boşluklara ama... aynen öyle. Diş ipi ve fırça her zaman diyoruz fiziksel temizlik önemli. Birinci sıraya yazacaksak bunları yazıyoruz. Ee, macun, gargara gibi diğer etkenleri daha arka sıralara koyabiliriz. Diş tuşu da bunların yanına yazılabilecek bir şey aslında. Ee, Özellikle diş ipi kullanmaya alışık olmayan bir toplum olduğumuz için. Olmayan. Var. Bu tarz arayüz temizliği çok önemli. Ya da olur. diş ipi kullanayım derken daha beter zarar da verebiliyor evet. hastalarımız. Diş etlerine Geçtiğimiz programlarda Doğan Hocam e, bununla ilgili çok güzel örnek vererek, göstererek açıklamıştı. E, yeri gelmişken onu bir kere daha anlatalım mı sizin aracılığınızda da? Diş ipini ne şekilde kullanmalıyız? Özellikle evet. de implant yapıldıktan sonra. İmplant yapıldıktan daha sonra. Daha çok zarar vermeyelim, kullanalım derken. Birinci prensip şudur. E, diş ipini temizlerken kullanmak için e, iki dişin arasındaki boşluğu temizleyeceğiz. Mantık bu. Diş ipinin bu boşluğa girmesi... Temizleyeceği en alt sınır olan diş eti sınırına kadar inmiş olması lazım. Fakat bu yerleştirmek için yapılan şeydir. Yani biz diş etini temizlemeyeceğiz aslında. Diş etine kadar inip bu alandan başlayan birikintileri dişten uzaklaştıracağız. Mantığımız bu. Dolayısıyla evet ilk yerleştirmeyi yaparken diş etine kadar inmeliyiz. Fakat temizley temizleyeceğimiz yüzey diş yüzeyi olduğu için temizlemek istediğimiz dişe doğru yaslamalıyız ipi. Ve tekrar giriş yaptığımız kısma, çıkışa doğru çekip çıkarmalıyız. Diş etinin Mantık üstünde ileri geri hareketler yapmamalıyız. Aynen o. öyle. Yani diş etine, yani diş etine kadar ediyor. inip diş etine bastırmak değildir temizlemek. O ancak kanatır ve diş etinizin daha çok çekilmesine sebep bu. Bir de toplam, e, onu çok iyi hatırlıyorum Doğan Hocam. Siz iki kere e, değmeli bir dişe demiştiniz. Yani aynen, Orada aynen. iki yüzey olduğu için aslında e, Doğan'ın söylemeye çalıştığı söylediği şey şu. E, iki tane dişin arasına giriyorsak burada iki adet yüzey var demektir. Yani zaten iki dişin olmadığı yerde bir aralıktan bahsedemeyiz. Son dişimizin arkasında öyle bir aralık yok. Çünkü bir tane yüzey var. İki dişin arasına girdiğimiz zaman bir kere girip bir dişe yaslayıp temizleyip... ...bir daha girip arkadaki dişe yaslayıp temizlememiz lazım. Yani Prensif böyle bu. dakikalarca böyle, ya. böyle Aynen oraya girip zaman... de böyle eğer gibi bindirip üzerinde diş etini zedelemememiz lazım. Diyelim. Doğan Hocam siz ne diyeceksiniz? Şimdi e, ben biraz yine implanta dönmek istiyorum. <laughs> Çünkü... Biz gerek hafta içi hem sosyal medya üzerinden hem kendi sitemiz üzerinden aldığımız sorularda çoğunluk hep implant üzerinde. Ben o yüzden böyle dönüyorum dolaşıyorum konuyu implanta evet. getirmek istiyorum derken biz Tuğçe Çobanoğlu hattımızda. Tuğçe Hanım merhabalar. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz hoş geldiniz yayınımıza buyurun. Teşekkür ederim. Alfabede benim sorum olacaktı. Benim de şu gibi üstte ve altta tek dişim eksik. Al tedavi seçeneklerini çok güzel anlatıyor ama implant beni açıkçası biraz korkutuyor. Ama Neden et korkuyorsunuz? Ama yakın olmasını istiyorum. Ee, başka ek tedavi seçeneği hani, e, ne sunabilirsiniz, ben bunu sormak istiyorum. Tuğçe Hanım, korktu, Buyurun. korktuğunuz işlem operasyon mu? O yüzden mi korkuyorsunuz? Evet evet, implantın o yapımı... E, yani videoları da birkaç kez izledim. Belki kötü bir şey yaptım ama <laughs> implanttan korkuyorum açıkçası. Peki Tuğçe Hanım Alpay Bey cevap verecektir. Var mı soracağım bir şey Alpay Tuğçe Hanım? Yok ben aslında e, merak ettiği şeyleri anladım Tuğçe Hanım'ın. Onunla ilgili rahatlatıcı bir şeyler söylemeye çalışalım. Ee, teşekkür ediyoruz kendisine sorusu için. Şimdi yanlış anlamadıysam alt ve üst çenede birer İleride tane şeyde. diş eksikliği var. Ee, aslında çok başarılı olabilecek ideal implant vakası gibi görünüyor. Ama tabii ki bununla ilgili e, genel konuşmamak lazım. Ağız içi muayene ve im, röntgen muayenesi çok gerekli hı hı. burada. Çünkü implantta hep bahsettiğimiz işte o kemik seviyesi gibi durumları anlamamız için röntgen lazım. Eğer uygunsa... E, yapılması çok kolay ve e, başarılı olacaktır. Neden? E, bir tane dişin eksikliğinde implant uygulandığı zaman o implantın iyileşme sürecindeki boşluk, o süreç hastanın çok gözüne batmaz ve onu rahatsız etmez. Çünkü çiğnemeye de, konuşmaya da, ısırmaya da, gülmeye de devam edebiliyor. En önde değilse tabii o birazcık rahatsız edici bir durum ama. E, hiç kendisini hiç kısıtlamıyor. Değil. Yani çoklu diş eksikliğinde uygulanan implant vakalarında hastaların sabırsızlıklarının en büyük nedeni bir an önce orayı kullanmak istiyorlar. Kullanamıyorlar. Ama tek diş eksikliğinde böyle bir dezavantaj yok. Hastanın başka alternatifler nelerdir sorusuna gelmeden önce Doğan Hocam'ın sorduğu niçin korkuyorsun cevabından evet. bahsedelim. Ee, işte hep o işin içindeki operasyon ameliyat kelimeleri insanları birazcık tedirgin ediyor. Bir ee, de bu izleme bu, işi. Bu Evet yani bu videoları izleme işi can sıkıcı. Ee, işin operasyon boyutunu herkes kaldırmak zorunda değil. Yani işin özel tarafı o. Onu herkes kaldırmak zorunda değil. Ee, kimi insanı kan tutar kimi insan öyle bir şeyden hoşlanmaz. Bu görüntüler o işin ee, ...uygulayanı tarafından... E, ...uygulanırken görülen şeyler... ...görülmesi gereken şeyler. Açıkçası ben bunu sosyal medyada da biliyorsun... ...çok ciddi cerrahi müdahaleler yani... ...sadece dişle alakalı, çene cerrahisiyle alakalı değil... ...komple bütün cerrahilerle alakalı çok videolar var. Ben bunun kişisel fikrim... E, ...doktorlar arasında kapalı gruplar halinde... ...izlenilmesi. Çünkü hani orada hakikaten... E, ...doktora bir şey katabiliyor. Yani izlediği meslektaşının yaptığı bir teknik... ...seni belki daha sonraki tedavilerde... ...doğru yönlendirebiliyor ama... ...bir taraftan da ciddi manada böyle bir korku yaratıyor. Kesinlikle var. Çünkü herkes cerrah olacak diye bir kaydıyor. E, diş hekimlerinin de hepsi zaten cerrahi sevmiyorlar. Bu, 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 böyle bir şart yok. Herkes bunu yapmak zorunda da değil. Dolayısıyla işin bu boyutu hasta ilgilendirmez. Hastanın şurayı düşünmesi lazım. Bu operasyon sırasında benim başıma ne gelecek... <laughs> Ben ne hissedeceğim, hı hı. sonrasında başıma ne gelecek, ne hissedeceğim. Operasyon sırasında tamamen lokal anesteziyle yapılacak bölge en iyi şekilde uyuşturulduğu için zaten bir şey hissetmeyecek. E, dolayısıyla canının yanmayacağını düşünürse en başta korkunun büyük bir bölümünü ortadan kaldırmış oluruz diye düşünüyorum. Zaten yani aslında en önemli öyle ya da böyle sebep o can yıkılması Aynen durumu. Öyle. Yani e, korkunun en büyük sebebi o ya bazen ciddi psikotik bozukluklar olabiliyor diş hekimiyle alakalı yani biz çok karşılaşıyoruz sonuçta o koltuğa oturmayı bırak kapıdan içeri giderken bile el sadece önlüğüyle ses. problemi var hastanın doktorun önlüğüyle yani bu sadece diş hekimi için bile değil ama diş hekimliği ekstra e, korkulan bir alan biz birazcık daha fazla uğraşıyoruz bocalıyoruz işin psikolojik boyutuyla ben ya. onu biraz şöyle yorumluyorum katılacaksın mı bana e, biraz diş hekimliği esasında son ülkemiz özellikle son 30 yıldır 40 yıldır falan oturmuş bir meslek yani diş hekimliğinin, diş hekimliğinin yapması Türkiye'de esasında hakikaten çok uzak bir geçmiş değil. Değil. Hastaların dişleri hakkında bilinçli olması ve bunun sağlığın bir parçası olduğunu görmeye başlaması daha da yakın bir evet. ge geçmiş. İnsanların ee, insanların diş hekimleriyle muhatap olmaya başlama süreci çok eski olmadığı için aslında. Yani eskiden ihtiyacın olunca gidiyordun. Nasıl? Ya biz anlatılanlardan biliyoruz o kadar geçmişi belki bilmiyorum ama ee, işte dişim ağrıyor, gidiyorum doktora, çekiyorlar dişi kanal tedavisi dolgu hak getire. E ondan sonra bu çekilmeler arttıkça ve boşluklar fazlalaştıkça ne zamanki konuşamıyor yemek yiyemiyor hale geliyorum. Hadi tekrar gidiyorum bu sefer protez yaptırmaya. E bu benim için çok büyük bir dert değilse ben bunu yaşayabiliyorsam protezden de hoşlanmıyorum bunu da takmak istemiyorum. Kabullenip o şekilde devam ediyorum. Niye? İmplant yok. Ama aslında belki de söylediklerinizin hepsine katılıyorum. E şöyle bir şey de söz konusu olmuş olabilir. Eskiden dediğiniz gibi gerçekten bu kadar ilerlememiş olduğundan dolayı o dönemlerde yapılan bu e, tedaviler ya e, tedavi yöntemleri hakikaten acıyor olabilir acıları olabilir tabii ki çünkü olabilir. anesteziler bu kadar gelişmiş ve ulaşılabilir değildi. hem öyle evet. hem de teknoloji bu kadar ilerlemiş değil durumda değil bizden yazsa büyük e, hekimlerde de aynı şey var yani anesteziden geçmişe dönük bütün doktor grubuyla ile belli yaptım, bir yaşın mi? üstü ciddi korkuyormuş yani çünkü anestezi daha yeni bulunan lokal anestezi olduğu bulunan, için uygulamaya da korkuluyormuş o yüzden dozlar az veriliyormuş ve hasta hissediyormuş ve muhtemelen yeni bulunan her şeyde olduğu gibi maliyetler de yüksekti. Yani eskiden hadi hadi dayanırsın sık dişini deyip oldu bittiye getiriliyor. <laughs> i̇şte sünnet ederken bak kuş ağzına bir lokum tıkayıp falan devam et. Hani o yapılan yani cerrahi müdahalelerin hepsi değil. böyleymiş. Artık mazeret yok. Korkulacak da bir şey yok. Yok. Neredeyse evet, evet. hemen hemen hiçbirinde herhangi bir acı hissetmiyorsunuz. Hem teknoloji çok ilerlemiş durumda hem Aynen. de onları tamamlayan unsurlar. İmplant ile ilgili zaten teknikte implantın teknolojisi de çok geliştiği için sonrası da artık kolaylaştı eskiye nazaran. Yani operasyonda e tamam anestezi var bir şey anlamadık da sonrasında ne olacak? Bir de onu da düşünüyor olabilir hasta. Evet e Sonrasında daha, daha rahat geçebilir artık eskiye kıyasla. Hı -hı. Çok daha konforlu geçiyor. Çoğu zaman özellikle e, Tuğçe Hanım'dı e, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Tuğçe Hanım'ınki gibi tek diş vakalarında Öyle bir şişlik falan bile olmuyor neredeyse. Hasta ertesi gün hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Hatta birkaç saat sonrasında birçok vakada. Öyle adam... olan da var. Biz yine de hastalara küçük de olsa bir cerrahi operasyon geçirdin. O yüzden çok ağır efor sarf edecek şeyler yapma diyoruz. Ama gidip fitness salonunda çalışan da var mı? Var. Yani doğru mu? Değil. Değil. Ama var. <laughs> Ama doğru olmadığını biz söylemiş Söyleyelim olalım. de. <laughs> Aynen. Ya sonuçta ufak da olsa, lokal da olsa cerrahi bir müdahale bir dinlenmek Aynen. de lazım. En azından o anestezinin etkisi geçene kadar birkaç saatini... Kendini dinlendirerek hastanın geçmesi... Vücut bir şeyle uğraşıyor, orayı tedavi etmeye çalışıyor. Ona birazcık fırsat vermek lazım. Tuğçe Hanım'ın sorusuyla ilgili tedavi alternatiflerinden de bahsedelim. <laughs> yani o bölgede ne yapılabilir? <laughs> Hep implanttan bahsettik. Evet, onun korkusunu geçirmeye çalışarak konuştuk ama e, eksik dişin olduğu bölgede model üzerinden Doğan Hoca ile beraber anlattığımız gibi köprü de yapılabilir buraya. Bu köprü için alternatifler vardır. Ya zirkonyum porselenler yapılabilir, ya metal destekli porselenler yapılabilir. Bunlardan bahsetmiştik. Bunun için yandaki dişlerin önce bir işleme tabi tutulması lazım. Yani e, vücutta e, her yerde olduğu gibi ağız içinde de bir denge var. Vücudumuzun e, alıştığı dengeyi korumamız lazım. Yani ağız içinde dilimizin, dudaklarımızın alıştığı, diğer dişlerimizin alıştığı ...o konturları, o temas alanlarını... ...kontakları korumak adına... ...yapılacak şey tutup da var olan dişin... ...üstüne şapka gibi bir şey geçirmek değildir. Önce ona yer açmaktır. Yapılan tedaviden sonra... ...hastanın yapılan şeyi yadırgamaması ve çabucak... ...adapte olması lazım. Ağzının kapanışının değişmemesi Niye? lazım. Niye kesmeden de yapıyorlarmış ya onu? <laughs> ha, kesmeden de yapanlar varmış. Onları da duyuyoruz. Sonra de değiniriz yine konusu geldiğinde. Ee, şimdi dişlerde bir takım... ...önce düzenlemeler yapıp sonra üzerine... ...köprü yapılacağı için ha şöyle de bir şey var. Tek diş eksikliğinde bile hasta uzun yıllardır da özellikle ki uzun yılları bırakalım iki hafta bile yetiyor gördüğüm kadarıyla tecrübeye dayanak söylüyorum. O bir dişin eksikliğine o kadar alışıyor ki oraya küçücük bir gövde koyuyorsunuz aslında ee, köprüyü yaptıktan sonra. Fakat hasta şey diyor ağzım daraldı dilim sığmıyor. Ya da bu sürekli benim yanağıma dudağıma dokunuyor. Aa, evet, çok ilginç. Yapımı ile ilgili abartılı o az önce bahsettiğim doğal konturları bozan kabalıklar varsa bu Hı -hı. çok normal. Ama bu olmasa dahi ilk takıldığında hastalardan böyle bir tepki gelir. Vücudumuzdaki en meraklı organ dil herhalde evet. ve böyle bir değişiklik gördüğü zaman sürekli gidip orayı Çok kurcalamaya güzel. çalışır. Yani e, burada bir boşluk vardı ne oldu? Şimdi bir şey var. Bir oraya doğru büyüyor. He. Çok eksikliklerde hele ciddi dil büyümeleri var. Ee, bu aslında dilin bir bakıma avantajı bazen dezavantajı yani dilin bir kısmında bir hasar olup da ameliyatla kaybedildiğinde dil orayı onarabiliyor Öyle. ama bu özelliğinden dolayı boşluklara doğru da genişleyebiliyor yani bu tip sıkıntıları var e ondan sonra dilin sığmamasının sebeplerinden biri de dilin büyümesi olabilir ha tek diş eksikliğinde ben birazcık aslında komik olduğu için anlattım orada dilin oraya sığmaması söz konusu değil dil zaten o boşluğa giremez. Ama bu bile o kadar çok şey değiştiriyor söylemeye Hı -hı. çalıştığım bu. İnsanların ya yabancı bir materyal olduğunu hissetme. Aynen öyle. Burada Vücut. farklı bir şey var. Buraya Hak vermek lazım. Sonuçta protez, adı üstünde protez nedir? Protez aa, bizim eksik olan bir yerimizi tamamlıyor, bir uzvumuzu tamamlıyor. Bu vücudun herhangi bir kısmı da olabilir. Ee, implantla ilgili sorularda mesela implant ve köprü protezler hakkında ne biliyorsunuz kısmında bazı ilginç sorular var. Mesela yeri geldi onlardan bahsederiz. Ee, protez eksik olan bir şeyin tamamlanması olduğu için eksik olana vücut adapte olduğu zaman sen ne yaparsan yap. Bu köprüde olabilir, işte implant da olabilir, ne kadar kibar ve zarif de olsa yapılan işçilik. Yine de hasta bunu yadırgayacaktır. Mesela e, implantın çene kemiğine protezin de damağa monte edildiğini biliyorum diyor. Şimdi protezden kasıt protez deyince hastalar çoğunlukla hareketli protezi anlıyorlar. E, hareketli protez adı üstünde hareketlidir. Yani hiçbir yere monte edilmez. E, hastanın kendi çıkarıp takabileceği bir şeydir aslında. Ama, ama işte hep öyle kalmış. Ha, öyle zannediliyor zaten. ama biz bunları anlatalım. İnsanlar zaten böyle böyle öğrenecekler. Kesinlikle. Ee, bu amaçla yapılan bir şey değildir. Protez demin 2-3 cümle önce söylediğim gibi bunların tamamına protez demek lazım. Yani implantın üzerine yapılan bir diş eksikliğinde de öyle. İmplantın üzerine yapılan böyle işte 4-5 diş eksikliğinde de böyle. Hastanın hiç dişi yokken yapılan damak da bir protez. Bütün dişleri varken aralıklı olduğu için estetik kaygılarla yapılan şey de bir protez. Yani bu bunların geneli aslında protezdir. Ama işte hareketli protezler damak gibi işte protez gibi adlandırılır halk arasında. Bu protez damağa sabitlenen bir şey değildir. İmplantın çene kemiğine yapıldığı evet doğru. İnsanların benim sorulardan gördüğüm kadarıyla kafalarında çok doğru bir algı oluşmuş. İmplant için çene kemiği lazım. Yeterli miktarda çene kemiği lazım. Bu buraya yapılan bir şey. Bunu çok doğru öğrenmiş insanlar. Bu güzel bir şey. Bir iki de spot cümle var ya işte benim ...kemiğim implantı kabul etmiyormuş, Heh. bana implant yapılamıyormuş. Evet. Şimdi bu da esasında %100 doğru, doğru değil. Doğru bir şey değil. Yani implantların artık e, vücut tarafından e, kendinden bir parça olarak kabul edilmesi... ...yüzdesi çok çok arttı. Yani implantı vücudum kabul etmiyor gibi bir cümle çok doğru değil. Geçen programda yine diş eti rahatsızlıklarından bahsederken birazcık bundan da bahsettik. E, implant doğru yere uygulanırsa doğru zamanda uygulanırsa vücudun kabul etmeme olasılığı çok düşüktür. Evet. Bunu engelleyecek sistemik sıkıntılar çok az aslında. Bir o de uygulandıktan sonraki aşaması da önemli. Ve gerçekten. sonrası da önemli. Ben sonrasını buradan ayrı tutuyorum. Yani senin vücudun kabul etmedi kısmında bu dürüstçe bir yaklaşım olmaz. Sonrasında vücut kabul etmemesi o zaman kendi dişinde kabul etmiyor. Yani ağız bakımı sonrasında dikkat edilmesi gereken şeyler o ilk ameliyat öncesindeki kabul eder etmez kısmından ayrı tutuyorum ben. Orada birazcık daha hastanın sorumluluğu var çünkü. Hı hı. Yani bu ağız bakımının yetersizliği ile alakalı bir şey. Sen bu yetersiz bakımı dişlerinde de e, uygularsan o dişi de kaybedeceksin. Bu Biraz kadar basit. Aslında. Aynen öyle. Öncesine gelirsek e, daha şeyde de bahsetmiştik öncekinde yani implantlı implantın yapılacağı bölgede iltihaplı bir diş çekildiyse çekilen alana hemen aynı seansta implant konması doğru olmayabilir. Öncelikle vücudun orada sağlam, sağlıklı bir kemik üretmesini beklemek lazım. Bunun için de ne, niye buna ihtiyaç duyuyoruz? Doğan da bahsetti aynı şeyden. İmplantın ilk önce oraya sabitlenmesi lazım. Yani implant ilk konduğunda sabitlendiğini hissediyorsak, mekanik sıkışmayı hissediyorsak, yani tutunuyorsa, bir yerlerden destek alabiliyorsa, o zaman bu implant başarılı olabilir demektir. Bu tamamen şununla alakalı, kırık bir uzvun kaynatılması, sabitlenmesi, niçin alçı alıyorlar? İyileşme sürecinde vücut orayı kemik onarıp doldurana kadar oynatmaman lazım. O ikisini birbirinden uzaklaştırmaman lazım kırık parçaların. O zaman yeri gelmişken o sürecin e, başlangıcını, öncesini ve sonrasını da anlatalım mı? Yapım aşamasından bahsediyorum implantın. Evet. Dediniz ya ilk önce oraya oturabilmesi için gereken Sağlam. bazı şeyler vardı. Evet. E, çünkü kimin zaman e, hep Doğan Hoca ile de onu konuştuk. E, hemen gelip yapılmasını ve bir anda bitmesini istiyorlar. İstiyorlar. Ama bunun... E, gerçekten bir zaman aşaması lazım. Bir zamanı geçmesi lazım. Evet aynen öyle. Dolayısıyla da yine altını çizerek söyleyelim kişiden kişiye bağlı olarak mutlaka değişiyor. hemen yapılan uygulamalar da var. Aynı Var. gün çekilir çekilmez diş ya da o kayıpla beraber ama genel olarak bir süreci bir anlatalım mı nasıl işliyor o implant yapımı? Evet aynen e, bu önemli bir konu. Şimdi implantın yapılacağı yerdeki kemik miktarı, kemiğin kalınlığı, derinliği, hacmi çok önemli. Çevre dokularla olan anatomik, önemli yapılarla olan ilişkisi çok önemli. Öncelikle bu tetkikleri yaptık. İmplantın yapılmasına uygun olduğuna karar verdik bölgenin. Çok özür dileyerek şöyle örnek vermenizi istesem ayıp etmiş olur muyum? Özellikle kemik yapısında bir azalma, kemik seviyesinde azalma olan bir hastamızı varsayarak anlatsak evet. süreç için söylüyorum. Ha, kemik yapısında yani kemik e, çene kemiklerinde bir çekilme varsa <laughs> zaten erime varsa öncelikle bu sorunun ortadan kaldırılması lazım. <laughs> yani diş eti tedavisi veyahut operasyon gerekiyorsa flap operasyonu bunların yapılması gerekir. O bölgeye has olabilir bu sıkıntı, bütün ağızda yaygın da olabilir ama bu sorunun bir çözülmesi lazım. Diş eti tedavisi, kemik tedavisi gereken yapıldıktan sonra ilk süreç bu. Ha, va varsayalım bir de implantı yapmayı böl planladığımız e, bölgede il da bir diş var. Yani bu o kemik iltihabı orada çok ilerlemiş. Bizim önce o sorunu çözmemiz lazım. Zaten biz o diş kaybedileceği için implantdan bahsediyoruz hastayla. <laughs> ee, o zaman bu diş çekilecek. Onun içerisindeki enfekte doku oradan küret edilip temizlenecek. Sonrasında bir bekleme periyodu var. İşte o demin bahsettiğimiz sağlam, sağlıklı içine implant sıkıştırılabilir kemiğin oluşması lazım. Aslında çok afedersin yeni biyomateryaller de var şuna. Yani ha, onu söyleyecektim o, evet. evet. Ee, yeni bu önemli bir konu bunu hızlandırabilecek biyomateryaller var. Hı hı. Yani o işte o boşluğa uygun. boşluğu uygun bir şekilde doldurup hızlı bir şekilde daha hızlı bir şekilde yani doğanın sunduğu imkanların biraz ötesine geçmek adına kendi kendine onlamasına Doğan zarar. Doğan'ın benim değil yani. <laughs> Doğan hocanın elinin değdiği yerde hemen kemik <laughs> bitirir öyle hızlıca. Doğan Hoca'nın eli gerçekten Sağolsun. de iyidir Hapayım efendim. De, onu da yeri gelmişken biz, bu arada söyleyelim. Da birbirimizin ağız sağlığında birbirine emanet eden bir çift doktoruz. O yüzden de Aynen, Aynen <laughs> öyle. Peki sonrasında? Benim tedavilerimde yapar. Sonrasında e, implantın yapılacağı yere işte karar verdik. Tedavileri yaptık. Öncü tedavileri. Diş çekildi. E, İltaplı olan bölgeyi temizledik. Arındırdık. Gerekiyorsa Doğan Hoca'nın örnek verdiği gibi o ekstra biyomateryalleri ya da kemik greftlerini kullandık. Çabuk kemik oluşsun. Ya şöyle bir şey düşünün. Vücudun işini kolaylaştırmış oluyoruz biz böyle bir durumda e, kemiğin en azından iskeletin ona vererek etrafını doldurmasını yani 3 santimetre küplük bir yerin ikisini biz doldurursak geriye kalır bir. O yüzden süre kısalır. Bunu yapabiliriz. Sonrasında implant yapılacak kemiğe artık kavuştuk. O zaman bu süreçte ne yapıyoruz? İmplant operasyonu geliyor. Aslında bu sürecin en basit kısmıdır bu. Genellikle o insanların en çok korktuğu alan var ya. İşlerinde en basittidir. E, uygulama süre açısından da süre olarak da uygulanırken hastanın yaşadığı şeyler açısından da sonra açısından ama yanlış açısından anlama da... yani daha çok korkmanız gerekmiyor tam tersi <laughs> hayır, hayır en kolayı yani çoğu hasta bunu dile getiriyor çekime kıyasla bir diş çektirmeye kıyasla çok çok daha basittir sonrası da kolay geçer en kısa en rahat kısımdır bu ondan sonraki kısımlarda da e, niye daha az rahat implanta göre o zaman korkutmadan söyleyelim çünkü uzun yorucu sıkıcı. Budur yani herkes her şey hemen olsun bitsin ister. Herkesin işi aceledir. Herkes bir yere yetişir. Herkesin Benim... düğünü mühünü vardır. Bir Kesinlikle de o, o, o süreçler gelmeden bize gelinmez. Ha yani En sona hocam, gelmeden de yumurta kapıya dayanmadan da olmaz. Hafta, haftaya tatile gideceğim. Vallahi yetişmesi lazım. Önümüzdeki hafta kızım evleniyor. Yetişmesi lazım. Neredeydin? Kurban bayramı var. Bir hafta sonra et yiyeceğiz. Falan gibi. Ama evet, kimi de, zaman de, işte yani. maddi, kimi zaman da manevi olarak maalesef denk e, getirilemiyor. İşte o yüzden hep olmuyor. diyoruz. İhmal etmeyin. Ama maddi manevi daha çok yorulursunuz diye. Onun için o Ben o sizin söyleyeyim. En azından gelin bir çayımızı için. Evet, evet. Diyorsunuz ya siz. Kesinlikle. <laughs> <Şimdi, gülüyor> Özellikle o yüzden soruyorum. E, mutlaka verilmesi gereken bir süreç var ya. Var. O süreç neden gerekiyor? Onu biraz da paylaşmak neden istiyorum izleyicilerimizle. Neden gerekiyor? Çünkü Evet, neden e, gerekiyor? Mesela e, o kemikle ilgili yapılması gereken müdahaleler yapıldı. Yapıldı. İmplantı da, implantın da koyduk. İmplantın e, yapılışı da gerçekleşti. Evet. Ama e, kişiden kişiye değişmek üzere yine de bir belli bir süreç var. var. Onun oturması. Ee, vücudun onu algılayıp bir şekilde... E, kendi bünyesine katması lazım. Katması için. O aşamaları ve süreçleri de detaylı bir şekilde anlatalım. Bundan sonrasında an artık iş şuna dönüşür. Ee, implant yerleştirilir. İşin cerrahi detay boyutuna girmeyelim ama vücut onun üzerinde etrafını saracak şekilde bu e, görsellerde de sürekli dönüyor. İmplantın dikkat edildiği üzere, üzerinde yivler vardır. Hı hı. O yivler e, vidanın kemiğe sıkışmasını sağlayan kısımlar. Bunların aralarını vücut kemikle doldurur. Aslında bu süreç vücuda kemik yapması için tanınan süreçtir. Yani biz bunu zamanı tanıyoruz. O da kemik yapıyor. Ve böylelikle implantı da içine alacak şekilde yapıyor. Ee, bunun olacağı süreçte deminki kırık bir uzvun örneğinde verdiğim gibi kaynayana kadar yani yeterli kemik üretilip orada sanki bir sıkıntı yokmuş gibi tek parça olana kadar e, kıpırdatılmaması gerekiyor. Siz e, yemek yerken çiğnerken dişlerinize ciddi baskılar uyguluyorsunuz. Çene kasları şaşırtacak kadar kuvvetlidir aslında. Çok ciddi kuvvetler iletir. Bu kuvvetlerin henüz kaynamamış, bebek diyebileceğimiz dönemdeki bir implantın üzerine gelmesi, onun henüz sabitleşmeden önce habire yerinden oynatılması vücudun yaptığı işi bozar. Yani biz ona bir iş yapmasını söylüyoruz. Diyoruz ki bunun etrafına kemik yap, doldur, bunu buraya sıkıştır. Tamam, yapayım. E tam bunu yapacağı sırada tam örmeye başlıyor, oynatıyorsun yerinden. Bozuyorsun onun bütün olmaz. emeğini. Dolayısıyla Beklememiz olmaz. Beklememiz lazım. Beklememiz Biraz lazım. zaman geçmesi lazım. Son dakikalarımızdayız. Özellikle e, evet, hatta kapanışa da geçelim ufak zamanımızda ufak. kalmamış evet. yavaş yavaş kapanışımıza geçiyoruz. Son cümlelerinizi <laughs> alabilir miyim? Sonra ben size 30 saniye müsaade isteyeceğim. Bir selamımız var gidecek. Buyurun Öyle benziyor. mi? Evet. Buyurun efendim. Son evet, cümlelerinizi son alayım. cümlelerimiz, alayım. E, diş eksikliklerini insanların ihmal etmemesini e, söylüyoruz. Niçin? Ee, diş eksiklikleri ihmal edildiğinde her zaman söylediğimiz gibi daha fazla maliyet gerektiren, daha çok zaman gerektiren, daha uğraştırıcı, zor e, tedavilere sebep olabilir. Hatta inşallah olmaz daha çözümsüz, hiçbir şey yapılamayacak durumlara gidebilir. Ağzına sağlık Alpay teşekkür ediyoruz. Bu arada sevgili izleyenlerimiz sağlık zamanının yapımcısı siz de biliyorsunuz Kadir Günler var bizim hem arkadaşımız hem Sevgilerimizi gönderiyoruz. E, bugün burada bizde değil Ankara'da onlar da yeni bir sağlık programına başladı. Profesör Doktor Recai Pabuccu kadın sağlığı programı yapıyorlar artık. Her cumartesi yaz boyunca saatler 12'yi gösterdiğinde Beyaz TV ekranlarında Sağlık Zamanı'nın hemen önünde Recai hocamızın programını da izleyebilirsiniz diyelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim mutlaka kaçırmayın efendim izleyin Önüm diyoruz. Önümüzdeki hafta biz yine Sağlık Zamanı ile karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ankara'da Sütlü Nuriye'nin adresi Gözde Ademoğulları'nın sunduğu sağlık zamanı sona erdi.